Koronavirüs salgınıyla beraber otomobil sektörü şartel indirdi. Yeni araç üretimi durdu. Arz talep dengesinden kaynaklanıyor. Yani bayilerde sıfır araç bulunamadığı için vatandaş doğal olarak ikinci ele yükleniyor. İkinci ele yüklendiği için de fiyatlar yukarıya doğru, ibre yukarıya doğru devam ediyor maalesef. Araç satın almak isteyen vatandaş mecburen ikinci el otomobile yöneldi. Ancak ikinci el piyasası el yakıyor. Ben yılbaşından itibaren bakıyorum. Ocak ayından itibaren aşağı yukarı 6 ay oldu. O 6 aylık periyottaki ilk baktığımla şimdiki baktığım arasında gerçekten çok ciddi bir fark var. Ve ortalama benim baktığım araçlar için çıkarttığımız zaman bir 20-25 bin lira, 30 bin lira civarı artış olanlar var. Ocaktan bu yana. Biraz yükseldi fiyatlar ama olacak o kadar. Ulusal kanala konuşan İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, ikinci el satışlardaki artışın nedenlerini anlattı. Sıfır araçların üretimini durdurdukları için diyelim 270 lirası sıfır araç, bugün 240 lira ikinci el buluyorlar yani. Ama nereye kadar gideceğini bana soracaksın. Sormadan bunları söylemek istiyorum. İnan ki biz daha bilmiyoruz bir başkan olarak, bir esnaf olarak. Ki 39 yıldır bu işi yapıyorum ben. Böyle bir piyasa görmedim. İkinci el otomobil fiyatlarının fahiş fiyatlara ulaştığını belirten Demir, hükümetin bu artışlara müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Hükümetin buna bir el atması lazım. Çünkü çok aldı başını gidiyor. Yani esnaflarımız da bu konuda şikayetçi. Aldıkları aracı satıyorlar ama verdikleri karla beraber kendileri bulamıyorlar. Otogaleriler satışlardan memnun. Fakat satılan aracın yerine yenisini koymakta zorlanıyorlar. Valla bizim işlerimiz şu an iyi, hızlı. Yani şu anda hala ciddi bir talep var ikinci ele. Bu da fiyatların hala yukarıya doğru devam edeceğini gösteriyor. Ve bayram var önümüzde, kurban bayramı var. Bayrama doğru da piyasanın biraz hızlı olacağını düşünüyoruz. Biz sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Arabayı satıyoruz, para kazandık diyoruz, seviniyoruz. Fakat almaya gittiğimiz zaman aynı parayı alamıyoruz. Galericiler bu süreçte ikinci el otomobil alacak yurttaşları da uyardı. Satış sonrası sıkıntı yaşamaması için yetki belgesi olan firmaların tercih edilmesini istedi. Mekan sahibi olan insanlardan alışveriş yaparlarsa her zaman için kendileri kazanır. Şimdi ben misal veriyorum, kendimden örnek veriyorum. 21 senedir buranın açıldığı günden beri burada bu mekanın sahibiyim. Allah ömür verirse bir 20 sene daha geçse yine bu işi yapacağım ve buradayım. Sizle anlaşabiliriz. Anlaşırız.